2006-2007 senelerinde dedem mide kanseri olduğunu öğreniyor. Aslında şöyle bir şey var. Bundan 4-5 sene önce oluyor. Fakat dedem böyle midesi falan ağrıdığında soda içerek bastırıyor. Eski nesilde bu var. Hastaneye gitmemek için kendi çözümlerini üretiyorlar ama bu doğru değil. Erken teşhis hayat kurtarır. O yüzden mideniz ağrıdığında, başınıza bir şey geldiğinde hastaneye gitmekten çekinmeyin. Bu bir kamu spotu olsun size. Dedem ile anneannem ayrı. Bu bilgiyi de vereyim. Dedemin de o zamanlar bir eşi var. Kafa karışıklığı oluşmasın. Dedem 1.90 boylarında, 130-140 kilo. Hayattan çok büyük keyif alan, böyle çok mükemmel bir insandı. Çok keyifli bir adamdı. Kapılara sığmazdı. İri kıyım bir adamdı. Neşeliydi. Bayağı da herkes tarafından sevilen bir adamdı. Mide kanseriyle birlikte yavaş yavaş kilo vermeye başladı. Böyle 50-60 kiloya kadar düştü maalesef. Küçüldü yani adam bildiğin. Ve çok fazla acısı vardı. Ama bunu bize yansıtmamak için elinden geleni yapıyordu. Bunu hissediyorduk. Gülüyordu falan. Bizi böyle hani kandırmaya çalışıyordu. Eşi inanılmaz derecede kendine heba ediyordu. Dedem mesela evde uyuyakalıyordu. Eşi hemen gidiyordu. Başına bir şey mi geldi? İyi misin bey falan diyordu mesela. Dedem hep diyordu ki öldük mü be falan yapıp geçiştiriyordu ama... Sonra şöyle bir şey yaşandı. Dedemin eşinin hiçbir sıkıntısı yoktu. Bakın canlı kanlı bir kadındı. Fakat dedemden bir hafta önce kendini heba ettiği için vefat etti. Ardından bir hafta sonra dedem vefat etti. Ne kadar ilginç değil mi? Hayat çok garip bir yer arkadaşlar. Yani kimseyi üzmeye değmez. Kimsenin kalbini kırmaya değmez. Mesela küs olduğunuz biri varsa gidin barışın. Çünkü yarın barışamayacak bir durum oluşabilir. Ya da mesela annenizin babanızın kalbini kırdınız. Gidin öpün sarılın. Büyüklük belki de onlar bile hatalı olsa büyüklük size gelsin. Gidin bunu yapın. Çünkü yarın başlarına bir şey geldiğinde gerçekten çok büyük bir pişmanlık çekersiniz. Ve bu pişmanlığınız hayat boyu devam eder. Ölümlü dünya arkadaşlar. Kalp kırmaya değmez. Gidin İnsanları mutlu etmek için yaşayın bu hayatı. Neyse o zaman lafı çok uzatmadan başlayalım. İyi seyirler. Zabbınıza selam olsun dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ne yazık ki gülmek yok. Acı var. Evet arkadaşlar, ağlamama challenge hoş geldiniz. Bugünkü amacımız ağlamadan videoyu bitirmek. Tabii ki içiniz doluysa, sıkıntılıysanız ve içinizi dökmek istiyorsanız ağlayın gitsin. Ağlamak da iyidir arkadaşlar. Ağlamak da iyidir bazen. Neyse lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Eğer bu videoyu beğenirsen umarım bir daha hayatın boyunca hiçbir zaman üzülmezsin. Günaydın arkadaşlar. Ben fırına gittim, açma aldım. Açma yine zam gelmiş. Eskiden 3 liraydı 3,5 olmuş. 4 liraydı 4,5 olmuş. Şimdi arkadaşlar yarın olacak. Benim için pahalı olacak arkadaşlar. Çok kızıyorum. Dedim simit alamadım, açma alabildim. Dedim simit de alırsam param biter. Aga be. O yüzden simit almadım. Yarın da bayram. Çayım da burada. Sıcak sevmiyorum. Annem su katmış biraz soğusun diye. Bu benim son açmam olabilir. Elveda diyorum açmamı. Son kez diyeceğim. Ya. Kıyamam lan. Bağlanmış arkadaş. Aile filminden bir sahne. Ya gerçek hikayesi pardon. Bu arada Brezilya'da bir gelenektir. Pastanın ilk dilimini en sevdiğin kişiye verirsin. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Antonio. Antonio. Allah'tan istediğiniz bir şey ona dua eder gibi yazınız. Allah'ım tek istediğim bir şey var, sadece mutlu olmak. Kıyamam ben. Adam nasıl isyan ediyor ya?
Para için değer mi ya? Para sevgiden daha mı önemli arkadaşlar ya? Yorumlarda yazın lan, para mı sevgi mi? Aga be bak ya, yapmayın şunu. Bak bir tane çabalığa vuracağım şimdi bak. Valla sinir oldum he. Oo. Oo. Ne oldu? Aga be. Çok zor aga, çok zor. Nasıl bakıyor? Ya. Dünyayı sevgi kurtaracak. Bu ne lan? Buruk bir hikayeden kalma tek taş sadece büyük rakıyla takas olur. Dünyanın yükünü yasalar payıma. Dost düşman bir olup çıksa da yoluma. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Bakışa bak. Ne güzel lan. Oh man. Choices have consequences. Kim yaptı lan bunu? Telefonunu düşürdü yere. Çok benzişsiniz anasını avradınız. Telefonla alay ediyorlar çocuğum. Belki onu alabilecek durumu yok. Yani daha iyisini alabilecek durumu olsa onu almaz mıydı zaten? Saçmalamayın arkadaşlar. Yani maddi durumunuzla birilerinin önüne geçmeye çalışmayın. Bu var ya çok ezikçe bir harekettir. Ve yani... Neyse ya. Gönlünü aynı mahallede oturduğu komşu kızına kaptırdı. 52 yıldır bekliyor. Aşkı önünde. En büyük engel... Parası bassın anasını avradını, parası bassın. Bir kağıt parçası be! Ördü kader ağlarını, kırdı yine kollarımı. Bir kağıt parçası be, bir kağıt parçası nasıl oluyordu sevginin önüne geçiyor? Allah kahretsin, paranız bassın be. Allah kahretmesin. Ya bir insanın en büyük eksikliği yani... Neyse, aaa! Çıldıracağım. Annesiyle son potosu. First kiss like. My first kiss. Have you had one yet? Bu ilk öpücü olacakmış. No way. Okay. Şimdi öpecek galiba. İlk onu öpecek. Okay. Bu kadar gaddar olmayın ya. Your mama know you smoking that, bro. Your mama know you smoking that. My mama dead, bro.
Bu ne oğlum? Şırdancı Mehmet ne alaka ya? Sahibini 3 yıldır görmeyen köpek bu arada arkadaşlar. Sokakta kayboluyor. Georgie. Yerim ya yavru köpek. Kimsesiz yavru köpek. İşte bak şefkat hayvanlarda bile var. İnsanlarda niye bu kadar azaldı ben anlamıyorum. Niye yani? Babasıyla boks yapıyor. Babası ama askerde uzun zamandır. Really? What the f- Choices are consequences. You. Sen. Are not the father. Onun babası değilsin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Üzücü bir video oldu tabii ki. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın videoyu. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu olun her zaman. Allah'a emanet olun.